Merhaba. Önce bir kendini tanıtmak istiyorum. Ben Ömer Faruk Bilal, Koyraz Yıkma Takımı elektronik sorumlularıyım. Peki bu ürün nedir? Bize anlatır mısın? Teknik özellikleri nedir? Teknik özelliklerimiz 7 inçlik, toplamda 1400 gram ağırlığındaki bir insansız hava aracı. Görüntü işleme teknolojisine sahip ve bu teknolojinin yazılımını biz yazdık. Yazılım tamamen size ait. Yazılım tamamıyla bize ait, tasarım da tamamıyla bize ait. Zaten işin en önemli kısmı yazılım ve tasarım kısımları, bunlar da bize ait. Peki bu parçaların hepsi ve anakartına kadar hepsi sizin üretiminiz mi? Maalesef uçuş kontrol kartlarımız ve motorlarımız ithal. Mecburen kullanmak zorundayız. Yani lise seviyesi olduğumuz için kendimiz üretemiyoruz. Anladım. Peki size Kahraman Kazan Belediyesi tarafından herhangi bir destek sağlanıyor mu? Evet, mali anlamda çok büyük destekleri oldu başkanımızın da, Kahraman Kazan Belediyemizin de. Okul müdürümüz Fatih Erdoğan da aynı şekilde. Peki bundan sonraki süreçte Teknofest'in hedefleriniz neler? En önemlisi üçüncülükten sonra bir şampiyonluk hedefimiz var. Hangi Teknofest, hangi yılda üçüncü oldunuz? 2023'te bu yıl üçüncü olduk. Üçüncü, süper. Evet. Süper. Peki bundan sonraki işte süreçte nasıl değerlendiriyorsunuz? Birincilik hedefiniz var mı? Hedefimiz birincilik bu sene. Tekrardan 2024 yarışmasına tekrar katılmayı planlıyoruz. Hedefimiz birincilik parolasıyla yola çıkıyoruz. İnşallah da birinci olacağız bu sefer. İnşallah. Peki neden üçüncü oldunuz? Neden birinci olamadınız? Nerede bir eksiklik vardı ve görüldü? Yerli bir imalat yapmamız gerekiyordu. Tamamen %100 yerli ve milli. Evet, hani en azından bir motor olur, bir kartı kendi imalatımız, üzerindekiler kadar profesyonel olmasında kendi imalatımız olan bir kartı üretebilseydik, o zaman birinci olabilirdik. Çek eksiğimiz oydu çünkü birinci takımda. Peki son olarak bu ürünle, bu drone'la niye amaçladınız? Bunu üretirken hangi düşünceyle yola çıktınız? Bizim amacımız görüntü işleme teknolojisini ilk başta bir düşünmüştük çünkü görüntü işleme teknolojisi üzerinden düşünerek gittik ve kırmızı mavi alanları taratmak istedik. Kırmızı alan yangın olabilir, mavi alan denizde olan bir alanı kurtarır, alanla ilgili müdahale çalışması olabilir veyahut da bir harf, sembol ya da yüz tanıma teknolojisiyle de ilk yardım malzemesi, cephane, bomba gibi ürünler bırakmayı hedefledik. Görevimizi de anlatayım. Bizim yazılımımızda tarayacağımız alanın köşe koordinatlarını belirledikten sonra bu alanlarda yazılımımız sayesinde en doğru çekim alanlarını bulduktan sonra bu alanların üzerine gidiyor ve fotoğrafını çekiyor. Önce kırmızı ve mavi alanın fotoğraflarını çektikten sonra bu alanların üzerine kendi yazılımımız sayesinde koordinatlarını belirledikten sonra üzerine gidiyor. Üzerine gittikten sonra tekrar bir kontrol ediyor. Eğer doğru konuma geldiyse irtifasını düşürüyor ve tekrar kontrol ediyor. Çünkü GPS sapmasını önlemek istiyor ve askerimiz uzak bir noktaya ilk yardım kiti bırakmak, cephane bırakmak istemeyiz. Veyahut da düşmandan daha uzak bir noktaya bomba bırakmak istemeyiz. Bu yüzden birkaç defa daha kontrolünü sağladıktan sonra faydalı yükünü bırakıyor.